Evet, Escape from Tarkov videosuna tekrar birlikteyiz. Shoreline'deyim. Bir görevim vardı. Un kaskı ve un çelikleriyle Scav öldürme. Fakat bu almamışım, unutmuşum. İyi ki de almamışım. Çünkü birazdan neler olduğunu göreceksiniz. Doğduğunuzda özellikle Shoreline gibi haritalarda etrafa bakmanız gerekiyor. Bu videoyu bir eğitim videosu olarak da düşünebilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? İlk doğduğunuzda nereye gitmeniz gerekiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi sağa sola baktım. Etrafı kestim. Ardından gitmem gereken yöne doğru bir cover alacağım. Arkam temiz diye biliyorum en son baktığımda. Otların arasına girdim shoreline'da ve işte bu. Eğer ben koşsaydım onlar beni vuracaktı. İlkini kafadan alıyorum. İkincisi de ıskaladım. Üçüncüsü ve dördüncü mermide. Bunu da öldürüyorum ki üçüncü seviye zırh delebilen bir mermi var. Üstümde çok zırh derecesi yüksek değil. Bu arada ayak sesleri duydum. Çok büyük bir ihtimalle buradaki fight'e gelen başka bir PMC geliyor. Evet, ayak sesleri netleşti. Gördüm silüeti. İki, üçüncü atış ve onu da öldürdük. 3 PMC'yi öldürdük. Burada yapmanız gereken en önemli şey, öldürdüğünüzde loot'a yapmamız gerekiyor. Bakın adam acele etti. Adam acele etti. Belki etmese beni daha rahat vurabilecekti. Loot'un başında belki biraz bekleyebilirdim. Hemen bu pozisyondan kaçtım ve tedavimi yapmak için daha iyi mevzilenebileceğim bir yere doğru koşu yapıyorum. Bu da çok önemli. İyi mevzilenebileceğiniz, iyi cover alabileceğiniz bir yere koşun. Orada tedavinizi yapın. Aksi takdirde adamın şu anda nereden ateş ettiğini bilmiyorsanız benim gibi çok fazla orada durmanın mantığı yok. Burada şarjörümü kontrol ettim. Cephane kontrolü yaptıktan sonra şarjörü değiştirdikten sonra tekrar etrafa bakıyorum. Çünkü o taraftan gelmişti en son atış ve tekrar hatırlayacaksınız. Şimdi az önce bize yükselen o adam vardı ya, 3. öldürdüğümüz PMC. Onun çıktığı tepeye doğru gidiyorum. Yine bir çalı arayacağım kendime. Çalı sizi nispeten görünmez hale getirebilir. Çünkü silüetiniz görünmeyecektir. Burada avantajını kullanmanız gerekiyor. Orada biraz baktıktan sonra kimse olmadığını gördüm. Diğer çalıya doğru koşumu yaptım. Burada da etrafı izliyorum. Bu miğferimden sekti. Bu miğferimden sekti. Ezilme hasarı ve birazcık sersemleme gibi bir şey oldu. Ve bir 4. seviye bir miğfer var başımda. Çok büyük bir ihtimalle bir düşük seviye olsaydı çok net bir şekilde mermi miğferi delip beni orada öldürecekti. Aslında şu anda bize yükselen, bize pushlayan bu adam, uzaktan ateş eden adam gayet yetenekli biri. Şu anda basabilirler diye düşünüyorum. Evet, ayak seslerini duydum. İleri doğru bombayı atıyorum. Adam ateş etti. Kaçıyorum. Aslında şu bombaların tek mantığı ne biliyor musunuz? Biraz vakit kazanmak. İkinci bombayı da atıyorum. Bir kişi var diye tahmin ediyorum. İki kişi de olabilir. Üç kişi de, fakat atıyorum. Vakit kazanmak için atıyorum ama o bombaları iki kişiyi öldürdü. Nereden biliyorum? Bakın. Burada gördüğünüz gibi 2 PMC öldürüldü yazıyor. Bu benim bir görevim ve bu görevi hiç yapmamıştım. Hiçbir el bombasıyla bir PMC öldürmemiştim. Bunu maç sonunda bakıp ekran kaydı screenshot alarak buraya koydum. Neyse, gördüğünüz gibi 2 PMC'de şansımızı öldürdük el bombasıyla. Toplamda 5 PMC öldürmüş olduk. Devam ediyorum. Soldan bir atış gelmişti. Sola kesiyorum ama aynı zamanda da diyorum ki, tabii şu anda ben 2 PMC daha öldürdüğümün farkında değilim. Onları 1 PMC olarak görüyorum. Bakın her şey ne kadar kaotik ama mümkün olduğunca olayı kontrol altına ve farkındalık kat seviyenizi arttırmanız gerekiyor Tarkov gibi oyunlarda. Bu arada sağa sola bakarken bir ayak sesi duydum. Evet, çok net, çok net, çok net. Atış var, yok, ağaca geldi. Atış var, yine ağaca geldi. Ota geldi, gördüm. Oo, ağaca vurdum. Ağaca vurdum mermiyi. Eğer ağaca vurmasaydım çok büyük bir ihtimalle vurabilirdik diye tahmin ediyorum. Maalesef öldük. Bakın 5 PMC öldürdük ve ikisini el bombasıyla öldürdük. Dolayısıyla bu tarz oyunlarda farkındalığınız çok ama çok ama çok yüksek olması gerekiyor. Bunu bir eğitim videosu olarak alın, kenara koyun. İsterseniz isterseniz eğlence olarak izleyin ama gerçekten ilk olarak hemen bak tuş yapmamanız gerekiyor. Etrafa bakmanız gerekiyor. Farkında olmanız gerekiyor. Ve ardından gitmeniz gereken yere doğru gitmek için gideceğiniz noktayı birazcık taramanız gerekiyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum video. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.